Herkese selamlar arkadaşlar. Bir önceki avımızda başarı elde ettiğimiz 3 numara diye adlandırdığımız karışımımızın videosunu çekeceğiz nasip olursa. Hem de burada yanımızda denemiş olacağız. Bir önceki avımızı kısa kesitlerle izleyebilirsiniz. Basıyor. Sen geç. Önce malzemelerimizi tanıyalım. Daha doğrusu not aldığımız. Yaklaştır oğlum. Kart 3 diye isimlendirdiğimiz bir önceki avımızda almış olduğumuz notlar ve kullandığımız malzemeler. Büyük balıkları ve adeti bu karışımda aldık. Bu karışımın içeriğini soran arkadaşlarımız oldu. İnşallah siz de gittiğiniz meralarda deneyebilirsiniz. Evet. Malzemelerimize ve karışımımıza geçelim. Bir öncekinde bayat ekmek kullanmıştık ama bayat ekmeğimiz kalmadığı için birinci malzememiz ekmek. Tuz. Düdüklüde haşlanmış mısır. Gayet güzel. Buzdolabından çıktığı için biraz don ama böyle çok güzel yumuşadı. Vanilya. Burada sadece küçük bir değişiklik yaptık. Civciv yemi değil ama tavuk yumurta yemi. Özellikle tavuk yumurta yemi aldım. Evet. Yapılışına geçelim. Geçelim. Göz kararı biraz tavuk yumurta yemi bırakıyoruz. Bunu şöyle yapalım. Bunun karması biraz daha kolay olur. Bizim için bu yeterli. Haşlanmış mısır. Göz kararı. Düdüklüde haşladık bunu arkadaşlar. Düdüklüde hem çabuk oluyor hem güzel yumuşatıyor. Bir miktar tuz atıyoruz. Yavrucağım. Göz kararı. Biraz daha atalım. Haşlanmış mısır arkadaşlar. Vanilya. Vanilya. Bugün biz kaç paket dökmüştük Tarık? Yani göz kararı 3-4 paket, evet. 5 paket dökebilirsiniz. Vanilyalı hamur ben şimdiye kadar hiç kullanmamıştım avlarımda. Hep sarımsaklı kullanmıştım. Bu avda bir deneyim dedim. Güzel sonuç verdi. Tamam, diğer karışımlarımızdan da balık aldık ama büyükler ve adet bu hamura geldi. Yani biz alışkanlıklarımızı bu hamurun başarısından dolayı değiştirebiliriz. Evet. Ben güzel balık aldım. Bir de şu var. Mevsimine göre balığın belli beslenme alışkanlığı değişiyor. Orayı yakalamak lazım. Evet arkadaşlar, şu çöplerimizi doğaya bırakmayalım. Evet. Bunu da boca ettik içine. Son olarak
karışıma ilave olarak şeker şerbeti diye adlandırdığımız suyla kaynatılmış şeker ilave olarak bunu katacağım. Avımızda kullandığımızda bu hamurda bu şeker yok. Bunu yeni ilave ediyoruz. Bir miktar da içine süt girebilirsiniz. Sütü getirmeyi unuttuk. Tabi karar sizin. Denemekte fayda var. Bir miktar şeker şerbeti ilave ediyoruz. Karışımı kıvamına gelinceye kadar karacağız inşallah. Ve de denemesini bu merada yapacağız. Evet. Bakalım, bu merada biraz balık tutmak zor. Yani hem alan geniş, hem popülasyon biraz düşük. Burada sazan tutmak bir başarıdır. Bu merada sazan tutmak bir başarıdır. Yani biz bu karışımla burada bir sazan alırsak bugün bu yemin başarılı olduğu anlamına gelir bizce. Evet. Yani su kullanmadan neredeyse şeye geldi. Kıvamına geldi. Kıvama geldi. Yani çok sizin de bildiğiniz gibi hamuru tat yapmayı sevmiyorum. Suya attığımız zaman hamur suda dökülmesi gerekir. Dökülecek ki alanı yemleyecek. Cıvık olacak biraz. Tabii biraz cıvık olacak. Yani cıvıktan ziyade yayda kalmayacak, dökülecek. Bulunduğu alanı yemlemesi için zaten dökülecek. Yemin de amacı o. Evet. Çok eksantrik bir kokusu oldu. Sen balık olsan bu yemi yemeye gelir misin Tarık? Balıkla matlar. Balıkla matlar. Kokusu bana geliyor buradan. İnşallah. Sizde de denerseniz başarılı sonuçlar elde edersiniz. Bizimle paylaşırsınız. Denemenizde fayda var. Yani biz de mutlu oluruz. Mısır ben buna biraz daha atacağım ya. Az mı oldu? Sarı sarı şöyle belirgin olsun. Evet. Sazan dikkatini çeksin. Evet. Su kullanmadık. Şeker şerbetiyle oldu. Mısırın kendi suyuyla. Güzel de oldu. Şöyle. Kıvamını. Yaya sıkılacak. Oo. Kullanmaya da gerek yok neredeyse. Vanilya 5 paket mi attık biz buna? Herhalde 4-5 paket attık. 5 paket attık. Evet, zaten ucuz bir malzeme. Güzel koku versin. Karışımlarımızda yumurta kullanmıyoruz arkadaşlar. Yumurta biraz daha yapışma özelliğini fazlalaştırdığı için hamurun dağılmasını geciktiriyor. Ben hiç kullanmadım şimdiye kadar yumurta. Yaptığım karışımlarda. Evet, hiç kullanmadım. Ya sarımsaklı karışım. Genelde onu kullandım. Burada balığı tutarsak bizim hamur tamamdır. Evet. Başarılı bir hamurdur. Başka değiştirmeye de gerek yok. Burada sazan tutmak bir marifet. Ya çok şanslı olacaksınız ya da kumandalı yemleme botunuz olması lazım. Burada balık uzağa alıştırmışlar. Evet. Uzakta çıkıyor diye. Ben de öyle yemleme botuyla balık tutmayı başarıdan saymıyorum. Bizim de zaten yok. Ama görünüşe göre olsa kullanır mıyız? Gerekli meralarda belki kullanırız ama
mandalina balık tutanları ben. Yani bana kızmasın. Onu sadece tek bir faydası varsa oltayı iğneye düşürdüğün yere yemi de bırakıyorsun. Ona faydası var. Evet. Şimdi güzelce oldu. Karışımımız hazır arkadaşlar. Bu şekildeydi. Siz de deneyebilirsiniz. Tüm arkadaşlara rastgele. Rastgele kalın. Balık çıkarsa yine videoya alırız. Evet. Genel amaçlı birkaç olta atacağız. Evet. Bakalım. Nasip olursa bunu da videomuza montajlarken ilave ederiz. Herkese rastgele. Rastgele. Takip edin, beğenin. Görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Seviniriz, evet. Hamuru denemekte fayda var. Güzel hamur. Oo, çok güzel. Çok güzel kokuyor. Rast gelsin. Rast gelsin. Hadi bakalım. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda bir önceki avda kullandığımız en verimli olan hamuru sizlerle paylaşmak istedik. Bir de meraya denemeye geldik de bu merada bir balık alamadık. Vuruş dahi olmadı. Biz de avımızı sonlandırıyoruz. Bu merada zaten sazan tutmak bir hayli zor. 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 Biz gene de bir şansımızı deneyelim dedik. Günübirlik bir av oldu. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.